Evet olacak. 2-0'lık bir galibiyet. Zirve takibi sürüyor. Neler söyleyeceksin? Hak ettiğimiz 3 puan. Mutluyuz. Zor bir deplasman. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Maçı iyi oynadık. Heyecana girdi. Ooo beyaz TV yani. Ağların olduğu yerde. Tabii canım. Tabii canım. Heyecana girdi. Ooo beyaz TV yani. Ağların olduğu yerde. Tabii canım. Tabii canım. Zaten konuşma. Buradan da hocalarımıza, orada konuşanları tebrik etmek istiyorum. Çok iyi yayın yapıyorlar. Zevkle izliyoruz. Olcay, Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu dedi ki ilk 3 maçı kazanırsak ikinci yarıdaki geçen seneki gibi açık ara şampiyon oluruz. Sen buna katılıyor musun? Sizin zirve takibiniz sürüyor çünkü, neler söyleyeceksin? Bu yorumları büyüklerimize bırakırız. Onlar zaten çok güzel yorumluyor bu böyle sözleri. Bizim kalitemiz ortada. İlk 3 maçı kazansın Fenerbahçe. Sonunda ne olacağını hep beraber görürüz. Sonuçta bizim kalitemiz ortada. Bizim neye başarabileceğimizi görüyoruz, yaşıyoruz. Avrupa'da Türkiye'yi tek temsil eden takım Beşiktaş, Trabzon'la birlikte. Onun için de bizim kalitemizin ne olduğunu bildiğimiz için bizim içimiz rahat. Olcay, geçen hafta arası Bilic şu ifadeleri kullandı. Dedi ki hakemler bize karşı kovboy gibi hemen kartlara başlıyorlar. Bugün de Pedro oyundan atıldı. Oyun içinde olan bir futbolcu olarak neler söyleyeceksin hocanın bu açıklamaları hakkında? Şimdi fazla da derine girmek istemiyorum. Sonra söylediğim sözler aynen çok büyüyor. Yani bilmiyorum, başka statta bu olay olsa kırmızı kart olur muydu acaba? Yani bu yorumu da zaten büyüklerimiz biraz sonra iyi yorumlar. Nereler kastedildiğini. Razim Ozan hayranı olduğunu duydum, doğru mu? Hayda. Evet. Sağ ol.